Evet efendim, Bir Eğitim Atlası programıyla daha karşınızdayız. İnşallah bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Daha önce Skype üzerinden bir program gerçekleştirmiştik. Hatta lezzeti muhakkak izleyenlerin damağında kalmıştır, zihninde kalmıştır. Bugün yine güzel bir sohbet yapacağız inşallah hocamızla. Profesör Doktor Ensar Nişancı hocamızla biraz şöyle fikri, bugünlerde özellikle de gündeme geldi bu konu. Tabii bu siyasetin mevzusu belki bir yönüyle, ama çünkü devletlerin, eski devletlerin de mutlaka fikir insanlarının, sanat adamlarının oluşturdukları bir fikri boyut ortaya çıkıyordu. Ve onun da oluşturduğu bir sinerji vardı iktidarın temel yapısı açısından. Biz biraz bugün aslında tam da tevafuk olmuşken, meselemizken aslında biraz da bu fikri meselede bir paradigma kurmada, bir düşünce sistemi kurmada dünyaya da bir model oluşturulabilir mi? Bu son 150-200 yıllık fetret devri, pozitivizm karşısında ortaya çıkan bu tabloda artık yeni bir umut doğabilir mi? Doğamaz mı? Biraz bunları aslında konuşmayı hocamızla arz ediyoruz. Çünkü hocamızın alanı siyaset felsefesi, uluslararası siyasetin felsefesi üzerine de çok yoğun okumaları var hocamızın. Ve kavramsallaştırmaları gerçekten de çok güzel. O yüzden de inşallah böyle tatlı bir sohbet geride bırakmış oluruz. Bundan benim şüphem yok inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah, sağ olun. Sevgili hocam, malum bugünlerde hakikaten benim biraz dediğim gibi siyasetten bağımsız olarak aslında tam da bizim konuşmamız gereken konular bunlar dedim ya. Evet. Mesela siyaset söyleyeceğini söyledi. Fikri iktidar meselesi. Bu bir hükümetle, bir iktidarın efendim hükümet kanadı ile ilgili de bir şey olmadığı için, evet, bir devlet anlayışımızla ilgili olduğu için. Geriye baktığımızda bir Selçuklu'yu, bir efendim değil mi hocam, bir Abbasileri veya ne bileyim Emevileri veya Osmanlı'yı, ne bileyim Roma'yı, Endülüs'ü, yani bütün bunlara baktığınızda aslında bütün yapı itibariyle o kadar da bir bütünlük içinde ki, değil mi hocam, bir paradigma kurduğunuzda en küçük zerreye bile baksanız bütüne götürecek bir bütünlük arz eder ya, böyle kılcala dokunduğunuzda bile sizi o bütüne götürür. Biz son 150 yıldır bir fetret yaşıyoruz tabiri caizse. Mesela etrafa baktığımızda bu savrukluğumuz, bu konar göçerliğimiz, mahalleye bakıyorsun başka, ona bakıyorsun başka, buna bakıyorsun başka, eklektik bir ünsiyet yok. Evet. Mesela size göre böyle bir kırılma, ben az önce ifade ettim ama belki sizin perspektifiniz açısından bu nereye oturuyor? Yani biz nerede savrulmaya başladık hocam? Yani ve gerçekten de buraya doğru bir umut verici bir noktaya doğru ilerliyor muyuz? Böyle hissediyor musunuz? Evet. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi tabii önce bugüne bakarken biz derken kimi kastettiğimizi, bugün derken hangi zaman aradığını, evet, kastettiğimizi tabii de bence. Bu biz lafını var ya, bunun çok ihtiyatlı üzerinde kullanıyorum bir yerden sonra zaten de. Evet. Şimdi aslında eğer bizi Türkler olarak değerlendirirsek, efendim konuşmaya açacağımız noktayla, giriş kapımızla, efendim bizi insanlık olarak değerlendirecek olursak, o zaman konuşmayı açacağımız kapı, yani sohbete gireceğimiz o ana cümle kapısı farklı olabilir. Şimdi sizin o açılışta ifade ettiğiniz son 150 yıllık bizim hikayemiz, evet, bir çözülme hikayesidir, bir fetret hikayesidir, bir travma hikayesidir. Ama aynı zamanda yeni ümitlerin de devşirildiği bir hikayedir. Her bozulma yeni bir çürüme, ya da her çürüme değil mi hocam, yeni bir yeşermenin. Tabii, tabii. Yani bazen zirveye gittiğinizde zirvedeki anınız aslında geri gitmenin başladığı andır. Ama evet, geri gitmenin başlandığı anlaşılmadığı için onu zirve olarak kutladığımız vakit aslında biz bir trajikomik durumla karşı karşıyayız. Zirveye geldik demek az aslında biz artık ilerleyecek bütün potansiyelimizi yitirdik. Oo. Kapasitemiz potansiyelimizi aştı demek. Bravo. Şimdi buradan baktığımız vakit akil insan zirvedeyken düşüşü görebilen insan, zemindeyken çakıldığında da yükselişi görebilen insandır. Çakıldığında potansiyeline bakar, yüksekteyken de kapasitesine bakar. Der ki kapasitem yüksek ama bu kapasiteyi taşıyacak artık bir potansiyel kalmadı. Önümde bir yol yok.
O kadar şimdi güzel buradan, bir yere değindiniz ki hocam. Bir, evet. Zaten bir imparatorluklarla ilgili değerlendirme yapan bir filozof onu söylüyordu. Evet. Yıkılan birçok imparatorluk bu zirvedeki durduğu yerin kapasitesini evet. görmediği için yıkıldı diyor. Aynen öyle. Yani şimdi burada o zaman potansiyelle kapasite arasında bir ayrım yapmak lazım. Şimdi bazı insanların potansiyelleri yüksektir, kapasiteleri düşüktür. Bazıları da vardır ki kapasiteleri çok yüksektir ama potansiyelleri düşüktür. Hmm. Şimdi bu iki kavram üzerinden dünyaya baktığımızda, bu pencere üzerinden 150 yıldır bizim yaşadığımız hikaye bir çözülüş hikayesidir ama aynı zamanda bir kuruluş hikayesidir. Bravo. Asım'ın neslinin yazıldığı dönemdir. Değil mi? Yeah. Şimdi bütün ideolojik hareketlerin tohumlarının atıldığı, nüvelerin atıldığı dönem bizim yıkılış dönemimizdir. Aslında yıkılış dönemimiz kuruluş dönemiymiş, farkında değil. Aslında bir yönüyle Allah hocam hayatı çatışmalar ve bozulma ve kurulmalar evet. kurmadı mı? Ve sağlıklı insan yani. Bence şudur. Ben buraya gelmeden önce bir grubumuz var. Orada konuşurken, iyimserlik, kötümserlik üzerine konuşurken bir analoji kullandım. Bardak analojisi. Şimdi biliyorsunuz hı-hı. hepimizin bildiği bir şey var. Bardağın bir dolu tarafı var, bir de boş tarafı var. Eyvallah. Şimdi iyimserler... Hakikaten bir bardak metaforu gerçekten bardağın metaforu, evet. Önümüzde evet. var şimdi. Bu bardağın iyimserler dolu tarafına bakarlar. Kötümserler boş tarafına bakarlar. Realistler iki tarafa da bakarlar. Yarısı dolu, yarısı boş bakarlar. Eğer iyimserliği aşırılaştırırsanız, o zaman radikalleştirirseniz dersiniz ki bardağın suyu, sadece yarısı suyla değil, su aynı zamanda çok kıymetli bir madene dönüşüyor. Bardak da elmaslaşıyor. Eğer kötümserlik fazla ise, aşırı bir noktaya taşırsanız ümitsizliği, o zaman da dersiniz ki ya bardağın sadece yarısı boş değil, su da zehire dönüşüyor, bardak da çatladı. Hmm. Hatta çatlamadı, çöktü. Hatta bu yönüyle polyanacılığı da biraz eleştirebiliriz değil mi evet, hocam? Evet, şimdi iyimserliği de kötümserliği de bu noktada, şimdi şunu söyleyeceğim ama benim için asıl önemli olan nokta bu. Bunu herkes görebilir, söyleyebilir. Fakat sağlıklı olmak şudur bence. Bizim kapasitemiz yüksek olduğunda, bardağın dolu tarafını yaşadığımızda boşuna bakacağız. Boşunu yaşadığımızda da doluya bakacağız. Yani iyimserlikle karamsarlık arasında bir denge kurmak. Beynel haf ve reca meselesi yani, var ya. Evet, İnsan hayatı kanatlı, bu kurulu, evet, hocam. Bunun üzerine bir düşünceyi mutlaka gerçekleştirmemiz lazım. Ne erken kutlama yapacağız ne de mutlak karamsarlığa düşeceğiz. Şimdi Tolstoy'un çok güzel bir sözü var. Kötü zamanlar için söylediği. Bence tam da onun filozof olduğunu gösteren çok basit ama çok kurucu bir cümle. Diyor ki yaratıcı diyor ümidini kesseydi yaratmaya devam etmezdi. Geleneksel kültürümüzde şu vardır. Hayat devam ediyor. Bunun kesinlikle sade ya. Dilde popüler olarak sadeleştirilmiş hali de budur. Hayat devam ediyor ise mutlaka iyimserlik için büyük bir kapı açıktır. Karamsarlık dünyada değil, dünyamızda. Şimdi buradan hareket. Çok önemli hocam. Yine aslında var ya buraların ayrılması çok önemli. Yani evet. karanlık dünyada değil dünyamızda. Evet. Yani aslında çok ince bir yer var orada. Eyvallah. 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 Yani şimdi bunlar işte buralar çarpan yerler buralar evet. yani. İyimserlik de böyle. Yani şimdi iktidar pozisyonunda olduğum vakit her şeyin iyisini görmeye çalışıyorum. Muhalif olduğumda vakitte her şeyin kötü tarafını görmeye başlıyorum. Bu realiteyle ilgili bir durum değil. Psikolojiyle ilgili bir durum. Şimdi bugünün ben biraz ideolojik körlük diyorum. İdeolojik evet, yokluk. Retorik kadar. Evet. Yani bu ideoloji değil bence. İdeoloji bence daha üstün bir şey tabii. İdeoloji fikre dayalı bir şey. Muhalefet duyguya dayalı. Hiç olmazsa bir temeli var. Tabii bir fikir var. Mesela Marksizm bir ideolojidir. Ve saygıya değer bir ideolojidir. Çünkü zihne çok değer verir. Zihni bir ameliyenin ürünüdür. Bir emek vardır orada. Evet. Her ne kadar biz evet. içinde durmayı kabul etmesek de evet. onun büyüklüğünü ve düşünce evet. büyüklüğünü kabul, evet. kabul etmesek de tabii. evet. bunu bu düşüncenin büyüklüğünü kabul etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Biz atom bombasına karşı olabiliriz ama atomu üreten aklın çalışkanlığını takdir etmemiz gerekiyor. Ya. Yani onun ikisini birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi buradan hareketle baktığımız vakit bugünkü bu çözülme bize ait bir durum değil. Bence asıl çözülme, insanlıkta bir çözülme var. Genel bir çözüm. Genel çözümle var. Mesela gene biraz önceki analoji üzerinden gidelim. Hatırlayın 1991 yılında Sovyetler bloku çözüldüğünde 1993'te bir kitap yazıldı. Meşhur kitap. Tarihin sonu affedersiniz. Tarihin sonu ne demek aslında? Fukuyama'nın yazdığı kitap değil mi? Evet. Biz artık zirveye geldik demek. Evet.
aslında zirveye geldik şu demek. Potansiyelimizi bitirdik demek. Burada bir kutlama vardı aslında. Zirveye geldik şu demek. Bu artık aşılamaz. İnsanlık öyle bir şey üretti ki bu aşılamaz. Oysa ki aslında 1993 yılı akil insanlar için Batı medeniyetinin zirveye geldiği dönem değil. Zirveden döndüğü dönem. Yani sonlandırdığı değil. Ondan o nedenle sonraki bütün gelişmeleri medeniyet dışı olarak tanımladılar. Her hareketi radikalizmle tanımlamaya kalktılar. Bütün hareketlenmeler radikalizmle tanımlandı. Bunun sebebi dışarıdaki realitenin radikal olmasıyla ilgili bir şey değil. Yani tam Huntington'un bunların sınırlarının dışına çıkması. Yani ona itaat etmeyen, ona itaat etmeyen her hareket terörizmle damgalanıyor. Her hareket aşırılıkla damgalanıyor. Köklere gitmekle, yeniden bir kurulmakla, potansiyelin gerçekleşmesiyle ilgili bir durum değil. Tam aksine bizim kurduğumuz düzeni bozan bir düzen olarak adlandırılmaya başlıyor. Bu nedenle 93 sonrası Batı'da ortaya çıkan şey birinci planda özgüvenin kaybı, ikinci planda da potansiyelinin kaybı. Bu nedenle de bugün Batı'da şahitlik ettiğimiz şey daha çok ilhamdan ziyade evham. Yani evham sahibi olan insanın dış dünyaya bakış tarzında yapmış olduğu bütün tanımlamalar gördüğü şeyin bizatihi kendisiyle ilgili değil. Görenle ilgili bir durum. Bu vehim-fehim ilişkisi var. Vehim ve fehim ilişkisi var, evet. Evet. Dolayısıyla burada, affedersiniz, bir fehim problemi var. Bunun temelinde de bence potansiyelini bitiren Batı, kapasitesini artık potansiyelinin nihai sınırı olarak tanımladı ve sonra bu kapasite düşmeye başladı. O nedenle bugün dünyada gördüğümüz problem sadece Doğu'ya ve bize ilişkin bir problem değil, bütün dünyaya ilişkin bir problem. Bu nedenle bugün örneğin biz sadece düşünce fakirleşmesini dünyanın belirli coğrafyasında görmüyoruz. Bütün coğrafyalarda görüyoruz. En temel problem de ne biliyor musunuz? Az önce dediğiniz yere şöyle bir ek yapıp da bir açma durumu olabilir mi hocam? Mesela siz deyince aklıma geldi çünkü de Amerikan başkanlarından birine ait olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam yani Amerika'yı süper güç boyutuna taşıdıkları zaman şöyle bir cümle söylüyor. Diyor ki artık korkacağımız tek şey korkunun kendisidir. Eyvallah. Korkunun kendisinden korkmak. Çünkü korkacak hiçbir şey kalmadı. Korkunun kendisinden korkmak zaten bir vehim değil mi hocam? Eyvallah. Eyvallah. Korkunun kendi. Şimdi tabii korku neden ortaya çıkar? Onun da bence bir ekosistemini çalışmaya ihtiyacımız var. Benim burada asıl işaret etmek istediğim şey Batı'nın çöküşünü ya da çözülüşünü anlatmak istemiyorum. İnsanlığın ortak hikayesini anlatmaya çalışıyorum. Bravo. Evet. Şimdi bugün çözülme her alanda var, bir alanda yok. Mesela uluslararası örgütlere baktığınız vakit NATO hem var hem yok. Bravo. Kendisi var. BM hem var hem yok. Ama rolünü oynayamıyor, güvenlik üretemiyor. Tabii. Şimdi Birleşmiş Milletler var mı yok mu? Var. Biri yok dese işlevi var mı? Yok. IMF var mı? Var. Var. İşlevi var mı? Yok. Şimdi dünyanın çok hatırı sayılır üniversiteleri var değil mi? Tabii. Bu üniversiteler var. Harvard Üniversitesi var, Oxford'lar var, şunlar var, bunlar var. Polonyalar bilmem neler. Peki bunlar rollerini icra edebiliyorlar mı? Hayır. Siyasetlerin üstüne çıkarak. Evet. Bunu yapamıyorlar. Ya dolayısıyla peki düşünce ekolleri var mı yok mu? Liberalizm, sosyalizm, komünizm, varoluşçuluk. Chicago ekolü işte ne bileyim. Şimdi tabii işte ekoller. Ekoller. Ekoller de bence bozulmaya başladı. Yani problem tabii sadece bireyler üzerinde ortaya çıkan, tezahür eden bir sorun biçimiyle karşı karşıya değiliz. Artık dünyanın genelinde bir çözülme var. Ve bu tarihte çok istisnai bir dönem olduğunu düşünüyorum ben bunun. Çünkü tarihe baktığımızda geçmişte bir sistem zayıflarken ve çözülürken mutlaka onun alternatifi ortaya çıkıyor. Hem düşünce alternatifi ortaya çıkıyor. O döngüsel sistemler bakımından. Evet. Hem daha da önemlisi demeyeyim ama onu destekleyen bir sistem olan kurumsal alternatifler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani mesela imparatorluk düzeni çözülmeye başladığında ulus devlet çıktı ortaya. Evet, bir alternatifi doğdu. Evet, mesela ne diyelim, ulus düşüncesi imparatorluk düşüncesinin, ümmet düşüncesinin yerini aldı. Millet bazında baktığınız vakit. Efendim inanç dünyası yıkıldığında bilim dünyası ortaya çıkmaya başladı. Yani bunlar birbirlerine karşıt konumlanabilirler ama
biri diğerini aynı zamanda ikame eden yapılar. Evet. Fakat şu anda İtiraz ediyor ama kendince bir düzen ve bir diskur, bir algı evet, içinde. Evet. Yani şöyle alternatif olarak ortaya çıkanlar gerçekten kendince tutarlılık üretiyor. Yani. Değerine inanıyor. Evet, evet, tutarlılığına inanıyor. Evet. Şu anda şimdi Batı'ya baktığımız vakit hem kurumsal düzeyde hem ideolojik düzeyde, yani zihni yönetenle efendim mekanizmaları yöneten bütün unsurlarda, organlarda problem var. Hmm. Mesela liberalizm bir düşünce biçimidir. Sadece düşünce değildir. Bu çok önemli bir şey. Bravo. Düşünce biçimiyle düşünce arasında bir ayrım Kesinlikle. Yapmamız lazım. O nedenle bunlar ince ayrıntılar ama inanılmaz tabii. ufuk açıcı işte hocam. Tabii. Bizim bu aslında nano cerrahi tabiri caizse yapmamız lazım buralarda işte hocam. Eyvallah. Artık kaba şeyler bu işi çözmüyor. Eyvallah. Eyvallah. Çok 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 güzel. Evet. Şimdi liberalizme baktığınız vakit liberalizmin düşünceleri yaşıyor ama düşünce biçimi ölmüştür. Sebebi nedir biliyor musunuz? Kaybolan özgüvendir. Çünkü liberalizmin temelinde insana olan güven vardır. İnsana olan güven kaybolmaya başladı. Onun için insan özgüven üreten bir özne olmak yerine evham üreten bir varlığa dönüşmeye başladı. O nedenle dünyada bugün hakim olan ana iklim korku ve vehimler, paranoya. Bu paranoya İslam'a fobiye olarak tezahür ediyor. Erdoğan'a fobiye olarak mutlaka tezahür ediyor. Mutlaka bir karşıt üretiyor. Ve korku olarak üretiyor. Evet, o nedenle sorun, o sorun olarak gördüğümüz değil, görme biçimimiz sorun. İnandığını görür aslında, evet, bir itirafa ihtiyacı var dünyanın aslında. Özellikle de hani Batı, anti-Batı söylemi geliştirmek gibi bir niyetim yok benim. Ama şu anda ben Batı'da çok ciddi sorunlar görüyorum. Kesinlikle. Bu özgüven kaybından kaynaklanan hezeyanlar ortaya çıkmaya başladı. Maalesef hiç beklemeyeceğiniz. Hiç beklemeyeceğin. Yani şöyle bir filozof düşünün, Aristo'yu saçmalıyor. Ya şimdi tamam, eğitimsiz cahil bir adamın saçmalamasını anlarız ama bir filozof nasıl saçmalar? Ya yani şöyle nasıl düşünün. Bu kadar özgüvenini kaybeder. Trump gibi bir adam nasıl Amerika'nın başına gelir? Hani daha önce tırnak içinde. Vallahi bunu öyle. Kore'de gördüğümüzde tamam uyar diyoruz. Oldu. Çünkü böyle bir evet. devlet geleneği var ve buna evet, uyar. Evet, buna uyar. Bu altyapısı, ekosistemi buna uygun. Ama Harvard Üniversitesi mezunu olan biri mesela Trump gibi bir adamı Harvard Üniversitesi'nden çıktığını düşünün. Ya da bir United Kingdom geleneğinde Boris Johnson. Evet, böyle bir nasıl adam. Nasıl olur ya? Yani 100 tane akil adamı getirseniz sorsanız bu tipteki bir profil hangi devlete uyar? Bir tanesi bu İngiliz geleneğine uyar diyemez. Vallahi göçebe mantığına bile uyduramayız yani. Evet, yani böylesi çok paradoksal evet. durumları, savrulmaları yaşamaya başladık. Dolayısıyla yani bu bir genel... Mükemmel yani bu analojiler aslında işte böyle her şeyi taşları yerine koyunca evet. zihindeki o şey belirleşiyor. İsmail Bey, hatırlıyorsunuz ben naçizane analojilerin çok işe yaradığını düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Avrupa'da şu anda bence bir Alzheimer hastalığı var. Aristo Alzheimer oldu. Evet, evet, evet. Yani böyle bir teşbih yapmıştınız. Evet, evet hatırlıyorum evet. ya. Kongrede de bunu evet, söylediniz. Evet. Evet. Aristo bir de bir zaman içerisinde şimdi düşünün ki Aristo aynı zamanda Tyson olsun. Çok iyi bir boksör. Şimdi Alzheimer olan bir insanın kasları ne kadar güçlü olursa olsun özgüvenini kaybettiği için, iş tutarlılığını kaybettiği için kaslarını da kullanamamaya başlar. Bu da Parkinson hastalığı. Şu anda kurumsal düzeyde gördüğümüz İlk'teki Muhammed Ali'nin iflaslar, evet, Parkinson. İflaslar, kurumsal iflaslar var mesela. NATO iflas etmiş değil ama aslında biri bir gün bu at öldü demesi gerekiyor. Bir cesur lazım. Bravo. Hani o kral at ölmüş de evet. ya bak ben demedim siz dediniz. Ben demedim siz dediniz. Ya. Evet. Ona söyletmek. Evet. yani bunu söyleme cesaretinde dahi bugün bulunamıyoruz. Şimdi dolayısıyla bugünkü sorun bir bölgeye özgü bir sorun değil. Tarihin sorunu bence. Çok büyük bir kırılma döneminden geçiyoruz. Bravo. Bu kırılma dönemini aşmak için bence sadece aktör düzeyinde değişikliklere ihtiyaç yok. Bir. İki, sadece kurumsal düzeydeki değişikliklere ihtiyaç yok. Bu yetmiyor. Üç, aynı zamanda düşünce düzeyinde, zihniyet düzeyinde büyük bir yenilenmeye ihtiyacımız var. Ve yani o şey paradigma dediğimiz evet. şey üzerinde ittifak edilen en büyük evet, müzakere alanıdır. Evet. Evet. Yani orayı yani, bizim iyi kurgulamamız artık. Aynen yani. Öyle. Yani bizim böyle parçaları düzelterek bütünü düzeltemeyiz. Bravo. Eklektik böyle. Bu eklektizm doğuruyor. Tamam. Bu dünyanın her yerinde gözüküyor. Peki bunun sebebi ne olabiliyor mu? Korkuyu parçalara ayırmak. Bakın bugün
Örneğin Batı'da yaşadığımız gibi bir şey daha söyleyeyim. Bir enteresan bir şey var. Mesela Batı'da radikal sağ çok yükseliyor. Araştırdığım ilginç bir şey. Radikal sağın yükseldiği yer varoşlar değil. Orta sınıf ve üzerindeki insanların radikal sağ eğilimi daha fazla. Müthiş bir tespit hocam. Bu ya. Çok enteresan bir şey değil mi? Yani vallahi filozofun radikalleşmesi kadar trajikomik bir şey olabilir mi? Travmatik bir şey olabilir mi? Çünkü o aslında aklı durultan, dinginleştiren evet, yerde durması gerekirken. Evet, evet. Yani bunu tahrik edebilir mi? Moderatör olması gereken, yani, kurucu olması gereken, merkez olması gereken. Mantığa hitap etmesi gereken. Mantığa hitap etmesi duyguyu gereken. Duyguyu tetikleyen şey, olabilir mi? Evet, duygu dünyasında ortaya çıkıyor. Vay be. Yani bu aslında bir düşman düşünün. Bir çocuğun düşmanı annesi. Bu çok korkunç bir şey. Ya anne çocuğuna nasıl düşman olabilir? Anne çocuğuna düşman. Bugünkü ortam, yani Batı'da ve dünyanın genelindeki iklimle baktığınız vakit insana düşman bir sistem gelişiyor. Yani insanı geliştirmek üzerine. Çok ürpertici bu hocam. Çok ürpertici evet. Ama bu şu demek değil ama. Pesimizm olmayacak ama. Zaten için. Bir Müslümanın sonsuz umudu hayır, var. Evet, umutsuzluk yok. Tolstoy'a ama geri bu korkuyla ürpertici yani. Bence çözüm var. Var, ama çözümü sonra konuşmamız gerekiyor. Eyvah. Bu programlara sığmaz. Muhakkak derin bir konu. Ama evet orada bu işi çok fazla süreçlendirmek gerekiyor. Önce problemi tespit edelim. Sonra teşhis edelim. Eyvallah. Sonra çözüm üzerine tedavi konuşalım. Yöntemi tedavi öyle. Yöntemleri üzerine sonra konuşalım. İnşallah. Yani bence bu çok çok önemli bir şey. Bu anlamda bence çok önemli bir tarihsel andan geçiyoruz. Yani tarihsel an derken bu kavramın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyük bu, bir şeye şahit oluyoruz bir aslında. Bir konjonktür değil bu. Tabii. Yani konjonktür daha dar alanda gerçekleşen şeydir. Bu bir konjonktür değil, bu bir devir. Büyük bir dönem. Çok büyük bir dönüşüm hem çok de hocam. Çok büyük bir dönüşüm. Belki tarihte yani çünkü elimizdeki argümanlara baktığımızda bunun büyüklüğüne ve efsafına ve çeşitliliğine ve sofistik boyutuna baktığımızda belki de tarihte örneği görülmemiş bir dönüşüm. Kesinlikle öyle. Bence bu kadar büyük bir kriz hiç yaşanmamıştı. Fakat krizin kendisi var, adı yok. Hmm. Eskiden ad koyabiliyordu toplumlar. Çünkü ad koyacak mekanizmaları vardı. Zaten hocam tanı yapacak çok özür diliyorum. Var. Böyle ara sıra şey yapıyorum ama yani kriz dediğimiz şey zaten tanımlayamadığımızda söylediğimiz şey değil mi? Aynen. Tanımlayabilsek öyle. Kriz demeyiz zaten. Şöyle eğer bir problemi çözebiliyorsak hani meydan okuma cevap verme sürecinde sorun aşabileceğim cinstense o benim için sorun değil. Büyük bir imkandır. Müthiş. Mesela ilgisiz bir şey söyleyeceğim ama PKK'nın Türkiye'ye yapmış olduğu katkıyı belki başka hiçbir organ yapmamıştır. Ama nasıl yapmıştır tabii. PKK? PKK şöyle yapmıştır efendim. Türkiye için çok büyük bir varoluşsal kriz nedenidir. Ama Türkiye bunu çözebilecek kapasiteyi gösterdiğinde güvenlik sektöründe dünyada en iyi güvenlik üreten ülkelerden bence birincisi oldu. Şu anda da bunun nimetini yaşıyor. Aynen aslında. Öyle. Çok büyük yara aldığı yerden aslında evet. En büyük dirilişini evet. Yapıyor. Onun için sorunun en çok yaşandığı yerde en büyüklerin çıkmasını beklemek lazım. Akış yani coğrafyalarında çıkıyor öyle. Büyük insanlar hocam. Aynen öyle. Müthiş. Konfor insanı tüketir. Bravo. Sorun insanı büyütür. Bravo. Maalesef böyle bir yeter gerçek var. Yeter ki ama şu var. Soruna teslim olmayacaksınız. Eğer soruna teslim oluyor iseniz, yani ümidinizi yitiriyor iseniz, aşağılık kompleksi yaşamaya başlıyor iseniz, o zaman bu bir bitiştir. Tarihte böyle büyük bitişler vardır. Ya. Bence bu coğrafyanın bitişi yok. Allah'ın kuruluşu diye. Olacak ama erken kutlamalar yapmamak lazım. Yani kuruluş için çok büyük muhtaciyetlere ihtiyaç var. Sadece bireysel aktör bazlı kurtarıcılara değil. Bu kesinlikle çok yetersizdir. Bunun yanında kurumsal, yani corporate diye İngilizce yani nasıl ifade edelim, ekol oluşabilecek evet. Organlara ihtiyaç var. Onlar mesela şöyle, bir düşünür düşünün çok muazzam düşünceleri var. Bu çok makbul bir şey değil bence. Tek başına. Bu tüketilir biter evet. Evet. Eğer bu düşünürün düşünceleri bir düşünce biçimine dönüşür, geleneksellik geleneğe dönüşürse, bir mecra oluşursa, izcileri ortaya aynen çıkarsa. Öyle, izcileri çıkarsa, bir harekete dönüşürse, o zaman bu toplum için dönüştürücü olmaya, kurtarıcı olmaya başlar. Tıpkı geleneklerin durum değil mi hocam? Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey,
Bence referanslarımız var, kaynaklarımız yok. Referans var ama kaynak yok. Bu kaynakları, biraz daha bu referansları yeniden yorumlayacak, yeniden yorumlayacak. Tıpkı evet. Batı'da olduğu gibi medeniyet tarihine bu anlamda bakmak lazım. Bunu yorumlayacak yeni ekollere ihtiyaç var. Biz ekolleri kaybettik aslında. Ekolleri kaybettik. Bravo. Günübirlik düşünce üretiyoruz, günübirlik. Bu düşüncenin bir sistematiği yok. Faydamızı olan şeyi günübirlik üretiyoruz, ertesi gün tüketiyoruz ve bitiriyoruz. Onun için zihinleri işgal eden ve meşgul eden düşünceler oluşuyor, geliştiren değil. Ben o zaman az önce de yani söyledim hocam. Yani üniversite olması gerekende bile gettoyla siz iş yürütüyorsanız. Aynen. Üniversitelerde de bugün çok temel sorunlar vardır. Bence üniversiteler en fazla ilmin en mağdur olduğu yerler üniversitelerdir desem. İnanın abartma. Bakın ilmin en çok mağdur olduğu yerlerden bir tanesi üniversitelerde, tıpkı dinin en mağdur olduğu yerlerin vaktiyle tarikatlar olduğu gibi. Vay be. Hocam müthiş bir tespit, müthiş bir teşhis. Bunları önce bir görmek lazım. Yani bunlarla görmek lazım. Bunlarla yüzleşebilecek cesareti ve duyarlılığı, sadece cesaret değil, aynı zamanda duyarlılığa ihtiyaç var. Yani sorunu erteleyerek ya da görmeyerek sorunu çözmüş olmuyoruz. Büyük sözü, büyük aslında, lafı sadece kabul etmek değil, onun takibine de giriyor. Aynı zamanda evet, onun duyarlılığının da gelişmesine ihtiyaç var. Bunun ben zaman içerisinde oluşacağına inanıyorum. Yani bunun aslında işaretleri de oluşmaya başladı. Bunlar yok değil. Yani şöyle söyleyelim, dip yaparken zirveyi görmek. Bravo. Zirvedeyken dibi görmek, dipteyken zirveyi görmek. Şimdi bizim zirveye bakacağız ama abartılı özgüvenimiz de olmayacak. Mütevazı benim en çok korktuğum şeylerden birisi hocam işte aynı dediğiniz şey. Evet. Yani bugün bu güzel gelişmelerin içerisinde duygulara kapılanların erken zafer kutluyor havasına büyüdüğünü görmek beni üzüyor. Tıpkı Fukuyama'nın yaptığı gibi. Hem de tam olmaması tam gereken zamanda. Ki çok sistematik yapmıştı aslında. Ya. Aynen öyle. Bugün en güçlü olduğunuzu düşündüğümüz şeylerin ne kadar zayıf olduğunu görmek için azıcık dikkatli bakmak bence yeterli. Çok güçlü diye gördüğümüz şeyler aslında sefillik yaşıyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi hocam? Naçizane. Mesela benim kendi adıma hadsizlik etmeyeyim. Ben bir böyle malumat furuşluk olmasın sizin önünüzde böyle hakikaten ama şöyle diyorum ki hocam hani bir falcı oturduğunda ne kadar saçmalayabilir? Evet. Falcının biz evet. Yani saçmaladığını biliyor. Evet. Atar yani. Hiç bir evet. Ölçüsü de yoktur. Evet. Azalması, çoğalması onun elindedir filan. Evet. Ama onun söyledikleri çıkmaz. Ya da bir yerden yakalar kendisini haklı da çıkarabilir. O da ayrı bir konu ama ben şunu gördüm hocam, bir Mevlana'ya, bir Seneca'ya, bir büyük insanlarına, bir Machiavelli'ye, bir mesela işte İbn Haldun'a baktığım zaman yüzlerce yıl sonrasını bir mesela belki o günlerde ona da falcı diyorlardı ama bugün evet. Falcı olmadıklarını ve ilimin o kadar uzun noktaları bir falcıdan çok daha ötelerde ve kesin gerçeklerle gösterebildiğini de gördük hocam. Eyvallah, eyvallah. Bizim bu referanslara bence bugün üzerinden dönmemiz gerekiyor. Bakın. Bu kadar uzunu görebilecek, uzağa gösterebilecek. Bugünü atlayarak değil. Bugünle birlikte. Bugünle birlikte oraya gitmemiz lazım. Yani dünü bugüne değil, yani şöyle söyleyelim. Bugünü düne mahkum edemeyiz. Yalnız bugünü dünden de koparamayız. Mesela diyor ya hocam, orada yaşamak değil, ora ile yaşamak. Eyvallah. Alırsak. Harika. Çok... Bugün de yaşamak değil, bugün ile yaşamak. Bugün ile yaşamak. Bugüne mahkum olamam. Çünkü ben insanım. İnsan zaman ve mekan üstü olmakla ilgili bir şeydir. Bravo. Ben bugünüme mahkumsam eğer ben köleyim, özgür falan değilim. Medeniyetleri de, toplumları da, düşünceleri de hapsetmemek lazım. İnsanlığımı da kendimi hapsetmemem lazım. Burada mesele kendi şu, şahsiyet... hocam. Öyle güzel yerlerden kafam. Ya ben çok lafa girdim bugün. Çok hakkınızı helal edin. Ama ya cümleleriniz o kadar ufuk açıcı ki hocam bir sürü pencere açıyor bende. Yani ben yine de bu kıstığım halde çok gevezelik yaptım. Yani onun farkındayım. Ama şu ya diyor ki birileri tarafından köle yapılanların bin katı kendi rızasıyla köle olan insan var diyor. Yani self-colonization. İngilizce tabirini kullanayım. Evet. Kendi kendini kolonileştirmek. Sayılar inanılmaz değil mi hocam? Yani ben örneğin tırnak içinde siyasetin kölesi olmam ama nefsimin kölesi olurum. Bitti. Ya farkı ne? Kölelik. Nefsin kölesi olmak daha tehlikeli bir şey.
Çünkü siyasetin kölesini olan insan bilir ki ben köleyim. Nefsinin kölesi olan insan trajikomik bir şekilde özgürlük yaşadığını zanneder. Bigane bir kölelik yani. Evet. Yani bu çok muazzam bir yabancılaşmadır. Şimdi bugün yaşanan en temel sorunlardan bir tanesi o. Şimdi İbni Haldun'dan bahsettik ya. Evet. Bence orada İbni Haldun'dan çok muhteşem iki kavram kullanmak istiyorum. İbni Haldun'un akıl üzerine bir sınıflandırması vardır. Der ki bir tecrübi akıl vardır, bir de temiz aklı vardır. Medeniyetleri ortaya çıkaran şey bu ikisinin birlikteliğidir. Bunlardan biri diğerinden ayrıldığında medeniyet çöker. Ne demek peki? Çok muazzam bir formül geliştirmiş. Bu ne demek? Tecrübe akıl, insanın kullandığı araçları mükemmelleştirmesiyle ilgili bir şey. Yani teknoloji. Ya. Temiz aklı ise insanın kendisini özgürleştirmesi ve geliştirmesiyle ilgili bir şey. Yani ben araç geliştirirken bu insanlığımın pahasına oluyor ise kazanmıyorum, kaybediyorum. Ya da kendimi geliştirirken dünyadan kopuyor ise kör mucitlik. Kör mucitlik oluyor. O zaman ne yapmak lazım? Bu ikisini birden geliştirmek lazım. Şimdi bunları sadece akıl olarak düşünmemek lazım. Bunları kurumsallaştırmak lazım. Ya yani örneğin tecrübi aklı üniversite olarak düşünün. Diğer kurumlar olarak, savunma kurumları olarak düşünün. Teknolojik kurumlar, Ar-Ge kurumları olarak düşünelim. İmtiyaz aklını ise şey olarak düşünelim. Üniversiteler olarak düşünelim. Felsefe olarak düşünelim. Vizyon olarak düşünelim. Kavram olarak düşünelim. İbare olarak düşünelim. Nazari olarak düşünelim. Dolayısıyla bunların hepsini beraber geliştirmemiz lazım. Bence Türkler açısından bir hepsinin arasında bir tutarlılıkla. Evet ve bunları da birbirleriyle orantılı bir şekilde entegre etmek lazım. Hmm. Yani zaten medeniyet dediğimiz şeyi ortaya çıkaran şey bunların birbirlerini yiyerek bir araya gelmeleri değil. Tamamlayarak. Bravo hocam ya. Mesela mimariye bakıyorsun, müziğe bakıyorsun. Aynen. Nereye kafanı çevirirsen o rengi görüyorsun yani. Koptuğunda biri diğerinden şey başlıyor, dengesizlik başlıyor. Şimdi şu anda dünyada bu dengesizliği uç noktada yaşıyoruz. O kadar uç ki ya bir hasta düşünün, çok hasta ama iyi olduğunu zannediyor. Ya da tam tersine adam hasta değil ama hasta olduğunu zannediyor. Ya psikosomatik mesela. Psikosomatik sorunlar. Abi. Şu anda dünyada en yaygın olan şey psikosomatik hastalıklar ve bunun siyasetlere de tezahürleri var. Zaten %30-35 civarlarında diyorlar hocam ya. Tabii kurumlara var. Radikal sağ başka neyle izah edebilirsiniz? İslam aslında radikal sağ hocam bir yönüyle siz az önce de zaten ifade ettiniz. Yani bu aşırı duyguların, aşırı şeylerin hem de orta tabakada ve üst tabakada ortaya çıkması bir yönüyle aslında hocam zayıflığın da işaretlerinin en temel tezahürü değil mi? Zihin çok gelişkin ama kullanamıyorsunuz. Şöyle düşünün, bir arabanız var, arabanızın farları çok iyi ama anahtarını açamıyorsunuz. Ne anlamı kaldı? Şimdi batıda zihinler çok gelişkin zihinler var yani kurumsal olarak. Kabul edelim. Kesinlikle. Abi. Hem de hocam binlerce yıldır var. Mercedes'i üreten akla saygı duymak gerek. Varoluşçu ekolü ortaya çıkaran akla kesinlikle saygı duymak gerek. Bunu yapmak lazım. Ama şunu da görmek gerekiyor. O Mercedes'i üreten akıl. Evet. Burada reklam yapmıyoruz zaten Mercedes hayır. Değil mi hocam? Hayır. Ama bir örnek vermemiz lazım. Örnek vermemiz gerekirse bir analoji kullanıyoruz. Ama o akıl maalesef bugün radikalizm üretmeye başladı ve farını yakamıyor. Yani çok ilginç bir sorunla karşı karşıyayız. Ya. Şimdi dolayısıyla batıda kapasite ile potansiyel arasındaki açıklık bir dengesizlik oluşturuyor. Yani bu imtiyaz aklıyla temiz aklıyla tecrübe aklı arasındaki açılma. Bizde de tam tersi bir durum belki kimi zaman söz konusu. Bunlar arasında bir denge kurmaya çok ama çok ihtiyacımız var. Mütevazı bir şekilde konumlanmaya ihtiyacımız var. Ürün satan mütevazı olmaz. Ürünü çok olduğundan iyi anlatır. Ürünü alanın dikkatli olması lazım. Ürünü alan bilinçlendiğinde bir yere gelmiş oluyoruz ürünü yani. Ürünü satan her zaman her halükarda satar zaten. Her halükarda satar zaten. Müthiş hocam. Bravo ya. Buna propaganda diyorlar. Onun için propagandaya açık olmamak lazım. Propagandaya esir olduğunuzda hani mesela diyor ya birisi gelir bir laf kalabalığıyla zihninizi işgal eder, sizi hipnoz eder ve satar. Hipnoz. Bu hipnozların türleri var. Yani bu dinden olabilir, ideolojiden olabilir, siyasetten olabilir,
her türlü hipnoza karşı, nefsimden olabilir, benden kaynaklanan hipnozlarım olabilir ya da benim bana kötülükler, başka türden kötülüklerim olabilir. Bütün bunları ayıklamam gerekiyor. Peki bunun bir metodu, yöntemi var mı? Evet var. Nedir o? Eleştirel düşünce. Eleştirel düşünce nedir? Ya. Korkusuz soru sormaktır. Bravo. Korkusuz soru sorabiliyor musunuz? Ben bir ürüne gittiğimde şey yapıyorum. Diyorum ki ben bu ürüne bakabilir miyim? Eğer bir insan tabii ki bakarsın. Soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Demek ki bu ürünü satan adam ya da üreten kişi özgüvenine sahip. Bravo. Ama eğer hayır efendim sen bu ürünün bir kere baksana herkes alıyor sen niye almıyorsun? O zaman bir dakika. Mesela üstüne güzelleri dizmiş alt tarafı ya şu alttan bir tanesini alabilir miyim dediğinde müsaade etmeyen pazarcı gibi böyle tabii çelişki bir deriz, yapmayalım ama aklın bu çok kurtarıcısıdır. O zaman buradaki çelişkilere açıklara bakmak lazım. Dolayısıyla aslında bizim yeniden düşünmeyi öğrenmeye ve zihnin imkanlarını yeniden araştırmaya ihtiyacımız var. Yani zemindeki kaynakları bulabiliriz ama insandaki kaynaklar zemindeki kaynaklardan, yer altındaki kaynaklardan çok daha önemli. Ona nasıl sondaj yapacağımızı, yani oruç reisleri, fatihleri, yani yeni fatih projeleri var tabii. Eğitimde fatih projesi. Evet. Değil mi? İnsan potansiyelini ortaya çıkaracak, o insan potansiyelini ortaya çıkaracak, kapasite haline getirecek mekanizmaları geliştirmeye ihtiyacımız var ama ondan önce ihtiyacı görmeye ihtiyaç var. Ama Cumhurbaşkanımızın geçen İbni Haldun Üniversitesi'ndeki yapmış olduğu konuşmada çok önemli şeylerden bahsettiler. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi düşünce ve eğitime ilişkin olanıydı. İtirafla aslında birlikte tabii arkadaşlar. Bu aslında bu eleştiri yapabilmek de aslında bu çok bir bence çok tedaviye önemli, yönelik çok önemli bir şeydi. İnanılmaz güzel. Ben o kadar ümitlendim ki yani bu gerçekten çok güzel bir şey ama bunun orada kalmamalı, devamı gelmeli. Bu eleştirinin aslında o işte iştigal eden herkesin kendine düşen vazifesiyle birlikte o nasibi alması. Aynen, onun yani. Ve onun aslında bir akademisyen olarak önce benim bunu ifade etmem lazım. Ben bunları yani uzun zamandır düşünüyorum. Evet. Platform buldukça da ifade etmeye çalışıyorum. Ama bunun bir bireysel şey olmaması gerekiyor. Bir faaliyet unsuru olmaması, onunla sınırlı olmaması gerekiyor. Bunu bir ekol haline getirmek gerekiyor. Bir mecra haline getirmek gerekiyor. O olduğunda bunun mutlaka bir karşılığı olacak. Bence ihtiyaç var. İhtiyaç varsa talep de olacaktır. Yani bu talebe gerçekten çok ihtiyaç var. Zaten hocam mesela devletler diyelim komutanlar, efendim büyük savaş adamları, büyük liderler, komutanlar bir devleti, bir savaş kazanıyor, bir devlet kuruyor değil mi hocam? Evet. Ama o devletin bütün paradigmasını, bütün sistematiğini, bütün düşünce dinamiğini ilim adamları, filozoflar, onlar örgüyü oluşturup ona isim veriyorlar aslında. Aynen öyle. Yani bugün yani siyasetçinin ya da liderin, komutanın, zafer kazanan komutanın kendisi kendini adlandırmıyor. Aynen. O kurduğu düzeni oluşturan fikir, akıl ona bir ad veriyor ve bir şeye geliyor aynen aslında. Aynen. Sonradan veriliyor ona. Bu adlar çok önemli şeyler bence. Evet. Yani belki şunu söylemek lazım. Tabii ki ülkenin güvenliği çok önemlidir ama psikolojik güvenlik de bir o kadar önemlidir. İnsan güvenliği, zihin güvenliği, zihnin beslenmesi, kasların beslenmesi önemli. Evet. Peki zihnin beslenmesi önemsiz mi? Çok daha önemli. Beni insan yapan şey kaslarım değil. Zihnim, duygu dünyam, düşünce dünyam. Bunun parçalanmaması gerekiyor. Bu bütünün korunması gerekiyor. Ben parçalandıktan sonra evimin bütün kalmasının ne anlamı var? Zaten mesela bir kitap okumuştum. Şu anda insan parçalanıyor. Ya. Şu anda en büyük kriz insanın parçalanması krizidir. Hocam hem de bireysel bazda, zihinsel olarak aynen değil mi hocam? Yani bakın, tek kalmıyoruz. Düşünce bir sisteme, beyinde de parçalanıyoruz yani. Beyinde parçalanıyor. En büyük sıkıntı o en aslında. En büyük sıkıntı bu ve bunu görmek lazım. En azından zihni bütün kalanların bu parçaları birleştirecek bir ilham kaynağına dönüşmesi de. İlham kaynağına dönüşmesi lazım. Çünkü mesela çok geç değiliz ama biraz geçiz. Geçiz. Evet. Bravo. Çok geç değiliz ama biraz geçiz. Evet. Yani mesela ben geçen yazımda dedim mi hocam? Yani hep her gün yeni biraz daha büyüyen adımlar atamayabiliriz ama aynı istikamette adım atmak önemli. Eyvallah. Aynen öyle. Dolayısıyla bu istikamet tek başına değil. Savaşlar orduyla yapılıyor. Bravo. Değil mi? Kesinlikle hocam. Şimdi ideolojik savaşlar da, zihinsel tamirler de kurumlarla, ordu kurumlarıyla yapılması gerekiyor. Askeri bir deyim kullandım ama bunu yapmaya ihtiyacımız çok var ve sadece bizim için değil aslında. Bütün dünyanın buna ihtiyacı var. İnanın yurt dışında gittiğimiz birçok konferanslarda, sempozyumlarda
bu türden konuşmalar yaptığınızda o kadar dikkat çekiyor ki. İnanılmaz dikkat çekiyor. Tabii, demek tabii. ki ihtiyaç var. Ve serbest sorgulamalarla hocam evet, böyle. Ben mesela evet. bu tip şeyleri yani ben naçizane mesela bizim ülkemizde de son dönemlerde gerçekten hocam mesela sizin metinlerinizi okuduğumda da ben çok beğeniyorum. Allahu evet. alem yani haşa böyle bir şey haddime bile değil. Estağfurullah. Ama böyle okuduğum zaman lezzet aldığım metinler. Yani böyle belli bir yerden sadece transfer edilmiş efendim alıntı yapılmış, iktibas yapılmış. Montaj metinler yani, değil. Evet yani montaj ekonomi gibi Heh. Montaj düşünceler var. Yani bu ülkede Karl Mannheim gibi adamlar. Evet. evet. Değil mi hocam? Evet. Immanuel Wallenstein gibi adamlar. Eyvallah. Bu tip adamları mesela şimdi ben bu adamı ben bunlar düşünce mimarları. Bir kompleksle bakmıyorum ben bu Mercedes'e adama. Mercedes'e bindiğimiz gibi. Evet. Mercedes'e niye biniyorum? iPhone'u niye kullanıyorum? Güvenlik boyutundan bakıyorsun, kaliteli buluyorsun. Evet. Evet. Dolayısıyla ben o adamın fikirde geldiği o şeyi seviyeyi görmek zorundayım. Evet. Yaşam biçimine katılırım, katılmam, dini inancına başka bir şey. Bu benim kendimi değersiz görmem anlamına evet. gelmiyor. Ama ben Gazali'me de bir gün aynen böyle öyle. Bakıyordum. İbn Sina'ma da ama aynen. bugün de ben aynen İbn Sina'lar, Farabiler bunlar çıksın istiyorum mesela. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Cemal Kafadarların sayısı artsın istiyorum. Eyvallah. Eyvallah. Hocam. Eyvallah. Sizlerin sayısı artsın eyvallah. İstiyorum. Eyvallah. Yani böyle alıntılardan ziyade madene inip madenden cevher çıkarıp onu birilerine sunabilecek o zorluğu, hani diyor ya, bilgelik hırpalanmak ister. Hırpalanacak bugün, bilgeler yani. Bugün düşünceler niye üretiliyor biliyor musun İsmail Bey? İnsanlar ayaklarının altına koyuyorlar ki düşüncelerini kendileri gözüksünler. Başının üstüne koymuyor. Aa. Düşüncesi kendinden büyük değil, aslında kendinden daha küçük. Ayağının of. Altına koyuyor, gör beni. Vitrinliyor. Bu düşüncenin taciz edilmesidir. Vay be. Vallahi hocam yani müthiş. Yani işte bunlar çarpan yerler buralar eyvallah. Hocam ya. Yani bunların bakın eyvallah. Bunun ekosistemini oluşturmak lazım. Kesinlikle. Ekosistemini oluşturmak lazım. Az önce dedim tarihte hocam. Bunun örnekleri çok bakın. Bunlar ayrı konuşmaların bence zaten böyle bir demence bir zaman şimdi bakın ben zaten bu konular üzerine program bütün, yapılabilir ben burada. Bunu süreçlendirdim. Kesinlikle. Ayrı ayrı her bir boyutu üzerinde çalışmalarım var. İnşallah kısmet olur fırsat bunları buldukça. Bir çalışma bir akademik metinler haline de getirmek istiyorum. Şu anda düşünsel altyapısını tamamladığımı düşünüyorum. Tabii ki geliştirilmeye çok muhtaç ama bunların artık toplumla paylaştırılma vakti geldi. Laboratuvar çalışmaları oldu yani. Bunların ilaç haline dönüştürmesi lazım. Kesinlikle hocam. Çünkü ben şunu görebiliyorum hocam. Yani cümleleriniz bir de şöyle bir şey vardır ya hocam. Ben bunu biraz hani böyle bir metafor yine olsun yani. Bir anzer balıyla meselesi benim öyle bir çok eyvallah. Önemsiyorum. Yani eyvallah. Hani bir 100 tane çiçek florasından beslenir bir balı yaparsın. Evet. Bir de 100 bin çiçek florasından beslenir balı yaparsın. Eyvallah. Mesela ben böyle metinleri okuduğum zaman mesela o kadar etkileniyorum ki hocam. Adam 50 sayfa kitap yazmış. Ama eyvallah. Belli ki milyonlarca çiçek gezmiş eyvallah. Adam. Eyvallah. Her cümlesini o kadar kompakt, o kadar sıkıştırmış, o kadar icaz yapmış, o kadar metaforik boyuta taşımış ki eyvallah. Açtığınızda kitap yazarsınız. Eyvallah, aynen öyle. Yani onun o 50 sayfa olması bana göre bazı 10 cilt kitaptan daha yani büyük şöyle etki yapıyor bana. Bakın yani. Bir tane Sultanahmet var değil mi bina şey evet. olarak? Bir Sultanahmet mi büyük yoksa mesela yüzlerce müteahhitin eyvallah binlerce yaptığı ev mi daha önemli? Ya binlerce ev yapmış ama kendisi bile evini gidip bir daha ziyaret etmiyor. Evet. Ama Sultanahmet'i yüz binlerce insan ziyaret ediyor. O uniklik, o şahsına münhasır. Neden? Çünkü mimarinin bütün evet. değerlerini içinde barındırıyor. Bir kimliği var bir hocam. Bir tasavvuru var. Bir siması var. Evet. Bir ismi hak ediyor. Bu arada isimden de bahsedeyim. İsim, simlenmek demektir. Mühürlenmek. Evet. Yani ben eğer sizden farklıysam ben ismi hak ediyorum. Değilsem hak etmiyorum. Eğer bir binanın bile özel bir adı varsa, olabiliyor ise o simlidir. Ama sim olmadan önce insan olmak lazım. Nasıl bir şey bu? Ontolojik insan. Bana biri baktığında bu insan diyor. İki gözü var, burnu var, başı var. Ama yakından baktığı vakitte bu ensar diyor. İnsan ensar. İsmi, cins ismimi insan olduğum için hak ediyorum. İsmimi ise ben olduğum için hak ediyorum. Ya, onun için şimdi ne emek eğitim harcamak. Süreçleri aynen öyle. Ya. İnsanlığı taşımalı ama orada isimler ortaya çıkarmalı. İşte yani o zaman ben bir geleneğe bağlanacağım. O gelenek içinde kendi özelliğimi inşa edeceğim. O zaman ismi hak edeceğim. Yoksa buraya gelir işgal ederim, konuşur, çeker giderim. Bundan sonra da kimse beni hatırlamaz. Yani Sultanahmet'i
500 sene sonra hatırlarsınız ama bir müteahhitin yaptığı bir binayı 3 sene sonra kendisi bile hatırlamaz. Hocam işte yazdığı makaleyi kendisi bile hatırlamaz. Mesela bir filozof mektup yazıyor öğrencisine. Evet. Diyor ki o kadar güzel bir yere getirdiniz ki, diyor ki bak diyor, senin diyor bu mektupta yer almanın ne kadar büyük bir değer olduğunu, ne kadar önemli olduğunu sana söyleyeyim mi diyor. Hmm. Bunu basite alma diyor, bu mektuplarda isminin geçmesini. Evet. 2000 yıl sonra bu mektuplar okunduğunda senin adını görecekler diyor. Eyvallah. Ve ben o kitabı okudum. Eyvallah. 2000 yıl sonra o kitabı okudum ve o adamın ismini gördüm hocam. Eyvallah. Az önce onun için dedim. Eyvallah. İlim bir adama bu kadar uzağa gösterebiliyor işte. Bir şey kendinden söyleyeyim. Emin olan bir ilim ve ilim adamı değil mi hocam? Eyvallah. Bir ayrım daha yapayım, belki programın sonuna geldik. Bence yeni dönemin modası büyük adam olmak yerine önemli adam olmak. Hı. Önemli adam olmak bulunduğun konumla ilgili bir şey. Büyük adam olmak değerle ilgili bir şey. Hı. Önemli olmayı büyük olmaya tercih ediyoruz. Ne zaman medeniyet olacak? Önemli büyüklüğü kardeş yaptığımız vakit, evlendirebildiğimiz vakit. Bunlar ayrıldığı vakit ya. Bu çözülüş hikayesidir. Yani tecrübi akıllar temiz. Ego devreye giriyor evet. Çünkü orada evet. Değil mi hocam? Ben kazandıkça insanlık kaybediyor ise, insanlığım kaybediyor ise bu kazanç değil, bu kayıp. Önemli olurken küçülüyor isem bravo. Bu bir kayıp. Önemli olurken büyümem lazım, büyürken de önemli olmam lazım. Mesela hocam aslında yani hani o şey var ya, göze batmadan görünür olma meselesi. Eyvallah. Mesela. Göze batmadan. Ya bir bilgenin en güzel hali olarak hocam. Eyvallah. Kendi gücünün, ilminin eyvallah. Farkında, eyvallah. Durduğu yerin farkında ama bunu göze sokmadan öyle ince, eyvallah. Öyle nazik, eyvallah. Öyle güzel yapıyor ki. Eyvallah. Mesela bizim bunu başarmamız. Yani anne gibi beyin. Olmak. Anne gibi olmak. Evet. Anne çocuğun üzerinde abanmaz. Yani. Anne çocuğunu büyütür. Boğar çünkü yani. Evet, boğmaz ya. Evet, büyütür, evet. Boğmaz. Çünkü yani önemli olduğumda boğmayacağım. Önemli olduğumda büyüteceğim. Ya ona ama bakarak bugün önemli olan boğmaya başlıyor. Çünkü mesela zihin gücü, beyin gücü dediniz ya hocam işte. Mesela orada aslında başlıyor. İsmail Bey, ben beyin demiyorum müsaadenizle. Öyle mi hocam? Evet, beyin çok ayrı bir kategori. Dünyasının kategorisi zihin. Zihin. Evet, zihin. O zaman diyelim ki mesela şimdi diyor ki zihnini ne kadar diyor, kaslarını diyor ne kadar güçlendirirsen güçlendir. Evet. Söylüyorum. 500 gücünü geçemezsin diyor. Eyvallah. Ama sen zihnini büyüt diyor. Eyvallah. Ve zihnin doğası üzerine bir gün konuşalım. Eyvallah. İlginç bir şey gerçekten. Zihnimizi ne kadar hor kullanıyoruz. Bugün zihnini büyüten bir kahramanımız var değil mi hocam bu İHA SİHA meselesinde? Eyvallah. Adam çıktı ne dedi? Muhteşem. Sen dedi dünyaya 16 trilyon dolar zarar verdin diyor. Bakın. Senin yaptığın alet diyor tankları bitirdi. Ay 16 trilyon dolarlık sadece onu değil. Dünyada bir güvenlik konseptinin devrinin sonuna getirdi. Bitirdi. Bu da ayrı bir konu. Bir devir kapı. Aynen. Bir gün bu Azerbaycan'da evet. Yaşanan şeyin önemini konuşalım. İnşallah hocam. Fırsatınız olduğunda eyvallah. Her zaman ben çok keyif aldım. Böyle eyvallah. Bizim işte burada böyle zihin açıcı şeylere ihtiyacımız eyvallah var hocam. Efendim. Kavramsallaştırmalara, böyle ince yerden böyle hakikaten o nano cerrahiyle adeta açılan o yerlere eyvallah. Çok ihtiyaç var. Eyvallah. Biz hani kaba güruhlarla karşılaştıkça çok kabalaştık ya. Eyvallah. İncelmemiz lazım eyvallah. Hocam inşallah. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim olduk. Bu fırsatı. Allah razı olsun hocam. Ülemizden. Efendim valla çok çabuk geçti. Hakikaten çok da müstefid olduk. İnşallah hocamla ilerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelmek niyazımızı dile getirelim Rabbimize. Hayırlı günler diliyorum efendim. Haftaya tekrar Eğitim Atlası'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.